Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde sizlerle bir süre önce ücretsiz olarak verilen Just Cause 4 oyununu oynayacağız. Uçacağız, kaçacağız, paraşütle atlayacağız ve en önemlisi Grapple dediğimiz o elimizden çıkan halkayla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, Just Cause'a girdik. Şu anda yukarıda ben değerleri görmeniz için Afterburn'u da açtım. GPU sıcaklığı 64 derecede, CPU sıcaklığı ise 69-70 derecelerde. FPS ise 60 FPS'te sabitlenmiş durumda. Options'tan bir grafik ayarlarımıza falan bakalım. Evet, çözünürlük en yüksekte. Texture Quality, High, Ocean Detail, yani okyanus detayları, Very High. Shadow Quality, High, gölgeler falan. Onun haricinde diğer motion blur falan her şey açık. Yani hemen hemen oyunu en yüksek değerde oynayabiliyoruz. Toolbar T7 modeliyle. Bu bilgisayarda arkadaşlar 1660 Ti ekran kartı var. 9. nesil i7 işlemci ve 16 GB DDR4 RAM bulunuyor. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşmış olalım. Şöyle back diyerek new game mi desek yoksa continue diyelim ya new game yerine. Continue daha iyi olur. Zaten oyunun başındaydım. Evet arkadaşlar, oyunumuza başlamış olduk. Bu oyunda en önemli şey şu elimizdeki kanca, böyle atıp kendimize paraşütümüzü de açıp böyle uçabiliyoruz. Gerçekten çok fantastik bir oyun diyebilirim. Yani eğlenip etrafı kırıp döktüğümüz bir yapım bu arkadaşlar. Silahta hiç zerre tepme yok. Yani önünüze geleni hiç böyle tek tek darayım, silah teper, şey olur falan diye düşünmenize gerek yok. Silah tepme falan olmuyor arkadaşlar. Buradan şöyle hop paraşütümüzü açıp uçuyoruz gayet güzel bir şekilde. Böyle süzülebiliyorsunuz çeşitli hareketler yaparak. İleride burada rüzgara geldim. Bu arada arkadaşlar, paraşüt açtığınızda rüzgar falan da gelebiliyor böyle, ya da fırtınaya falan da tutulabiliyorsunuz. O zaman işler biraz daha zorlaşabiliyor bizim için. Şöyle hop bir daha çekelim kendimizi. Paraşütle böyle grab oku kullanarak çeşitli yerlere geçiş yapabiliyoruz. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşmış olalım. Şöyle gidelim bakalım. Nereye geldik ya biz? Objemiz neresiydi bizim? Objeyi çok açtık galiba. Objeyi kaybettim. Heh, burasıymış, tamam, doğru yerdeyiz. Doğru yere geldik bir şekilde. Şöyle hop indik. Bakalım adam var mı? Koşalım. Koştur koştur koştur. Evet, şurada adamlar var. Onları şimdi hallederiz. Şu açalım. Bunlar silah sandıklar arkadaşlar. Bunun içinden böyle değişik silahlar falan çıkıyor. Mesela şurada. Bu da pompalı gibi bir şey. Evet, iki tane silahımız olsun. Şöyle gördüğünüz gibi direkt adam gerçekten uçtu bu arada. Nereye uçtu o ya? Yapay zeka biraz özürlü arkadaşlar. Yani böyle çok tahmin edilebilir hareketleri var. Böyle muazzam derecede zeki değiller. Gördüğünüz gibi petrol, işte petrol mü neyse artık, o şeyin yanına koşuyor ve patlıyor. Şuradan bir grapple atıp yine uçalım. Gördüğünüz gibi mağara falan demeden paraşütü açıp her yerde uçabiliyoruz. Yani bu açıdan yapımcılar bizi sınırlamamışlar. Her yerde bir şekilde hava akımını bulup yolumuzu buluyoruz paraşütümüzle. Gördüğünüz gibi yükselebiliyoruz, alçalabiliyoruz. Gayet güzel bir şekilde uça uça yolumuza devam edebiliyoruz. Ve bu oyunu ücretsiz olarak verdiler. Bence güzeldi. Hop, ölmeyelim. Çok fazla uzak uçaktan şey. Bu ekleniyordu galiba. Evet, eklerim bunu. Bu oyun arkadaşlar Epic Games Store'da ücretsiz olarak verildi. Biz bunu takipçilerimizle paylaştık. Yani eğer bizi takip ettiyseniz zaten bu oyunu bilgisayarınızda kaldırıyorsa beleş olarak indirmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Bunun haricinde Assassin's Creed 2 falan bedava verildi. Batman falan bedava verildi. Birçok oyun bedava verildi. Yani hani oyun almaya param yok diyorsanız şu aralar Epic Games Store zaten her hafta 2 oyun veriyor. Tabi bu oyunların hepsi kaliteli olmuyor ama genelde en kötü bir tanesi kaliteli oluyor. Size öyle diyeyim. Bu arada atmaya kancaya yer bu. Uçamıyoruz kancaya yaşmadan. Hop. Dolayısıyla arkadaşlar Epic Games Store'sa haftalık olarak bakmanızı tavsiye ederim. Geçen gün Steam'in de kafasına bir şey mi düştü, Gabe Neville'ın bilmiyorum. Onlar da bir iki oyun bedava verdiler. Onları da eğer kaçırmadıysanız, ki inşallah kaçırmamışsınızdır, arşivinize eklemişsinizdir diye düşünüyorum. Şunu da dipnot olarak belirtmek lazım.
Atıyorum şu anda bilgisayarınız iyi olmayabilir. Lakin kütüphanenizi ekleyin. Sonra ileride bir gün illaki bilgisayarınız olunca, bu arada çıkamadım ya. İndirirsiniz arkadaşlar. Çok büyük bir sorun değil. Hop açalım. Helikopterimizi açalım diyorum ya. Açalım paraşütümüzü, şöyle uçalım. Bu arada oyunu tekrardan hatırlatayım. Allah. Bunlar patlıyor mu acaba? Allah Allah. Şöyle. Lan ateş et. Bu arada oyunu Tulparta E7 ile oynuyoruz. Bir kez daha belirtmiş olalım. 9. nesil Intel i7 işlemci var. Şunları da vuralım ya. Ekran kartı tarafında ise 1660 Ti var. 6 GB RAM'i var bu ekran kartının. Adam nerede ya? Burada. Onun haricinde herkes ölsün. Bu arada araç falan da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunu da size belirteyim. Şu zırhlı aracı alayım. Buradan uçsam bir şey olur mu acaba zırhlı araçta? Zırhlı araçta şuradan uçup şey yapayım mı? Paraşüt açayım mı? Va. Va. İşte bak bu güzel. Return object. Evet, tamam dönüyoruz sakin. Dönemiyoruz. Ama dönüyoruz. Ha. Kızma dur hemen. Gerçekten yapabileceklerimizin sınırı yokmuş. Bunu öğrenmiş olduk. Yani öyle araca atlayıp. Güzel bir deneyim oldu benim için de. Şuraya gidelim. Bilgisayarda 16 GB RAM var. DDR4. Zaten arkadaşlar ben bunu size hep söylüyorum. İncelemelerde falan da bahsediyoruz. Eğer bu aralar bilgisayar almayı düşünüyorsanız zaten alacağınız bilgisayarda 16 GB RAM'den aşağı olmasın. Çünkü önümüzde malum yeni nesil konsollar çıkacak. Yeni nesil konsollar çıktığında muhtemelen 8 GB RAM'e sahip bilgisayarlar oyun oynatma tarafında yarasa gibi asıldık bu arada. Oyun oynatma tarafında sahiplerini ciddi anlamda zor durumda bırakabilirler. Bunu da sizlerle tekrardan paylaşmış olalım. Yani alacağınız bilgisayarda minimum 16 GB DDR4 RAM bulunsun. Hoppa. Ya 4 GB yok, 8 GB varsa bile ikinci RAM yuvasının olduğundan emin olun. Yani 4-4 RAM olmasın. Bir tane 8'lik RAM olsun içinde. Siz bir tane daha 8'lik sonradan atıyorum paranız yetmiyordu falan ekleyebilirim. Orada öleceğiz mi ya? Dünya bir böyle beyazladı sanki. Şu anda Amnesia ama öyle bir oyun Epic Games Store'da bedava. Bu psikolojik gerilim oyunu muydu? Öyle bir şeydi galiba. Aha ölmedi mi? Evet şunu da öldürelim. Bunu da kullanalım biraz. Machine gun. Kullanalım da adam yok orada. Aha bomba attılar. Aha. Uf. Öldük mü? Yok ölmedik iyi. Adamlar bak şerefsizlere bak şuradalarmış. Ne oldu be? Aha ölüyorum galiba. O yüzden böyle bir açıya geçtik. Var olmak ve yok olmak arasındaki o ince çizgi herhalde. Onlar da tamam. Başka adam kaldı mı ya? Dur ya ben şu objeye gideyim bu arada ya. Obje. Aha burası. Okey. Bulduk konsolu. Hemen hackleyelim. Evet konsolumuzu da hackledik. Aha silah kasası. Aha bozuka. Aha dur. Ha, gel bozuka. Güzel. Kim ateş ediyor? Ha oradaymış adam. Görünmek. Bakalım başka ateş eden. Ölmedi mi lan? Adama bozuk attık ölmemiş ya lan. Ha bozuk ama bitirdi. Neyse şunları da öldürelim. Başka? Öldün değil mi? Evet yek. Alalım. Başka? Sen ne yapıyorsun orada dayı? Dayıya bak ya. Nerede o? Dayı dedik de kadınmış bu da ha. Bak. Keskin nişancı. Diyecek sen hiç hayatında böyle dayı gördüm. Hop. Öyle de güzel efektler oluyor. Kadın da oradan bir şeyler deyip duruyor bize. Biz burada çatışmanın ortasında ölümsüzlüğü keşfetmişiz.
Aha öldün mü yoksa? Ölmedim. Aha patladı. Kalkan var ama bir şey yaramıyormuş. Yani. Kalkana bir koydum öldü. Bu da güzel bir hareketti. Evet oldu yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 30 kişinin arasına girdik. Kara Murat gibi. Polat Alemdar gibi çıktık yani. Hepsinin kafasında tak 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 tak. Olay bitti. Evet burada bir ara video giriyor. Sonrasında olaylar. Diyerek artık oyunumuzu çok fazla uzatmadan sonlandıralım. Oyun böyle bir oyun. Yani bedava verilmiş olması da ayrı bir keyif oldu bizim için. Dilerim siz de bu oyunu ücretsiz olarak temin etmişsinizdir. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Just Cause 4 oynadık. Biliyorum şu aralar hepimiz pandemi sürecinden ötürü evlerimize tıkılmış durumdayız. Dolayısıyla oyun oynamak bizim için keyifli vakit geçirmenin anahtarı olmuş durumda. Fakat oyunlara baktığımız zaman fiyatların biraz yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla her oyunu öyle kafanızda estiği gibi satın alamıyoruz. Lakin sizlerle şunu dipnot olarak paylaşayım. Gerek Steam gerekse de Epic Games Store sürekli olarak bedava oyunlar veriyorlar. Özellikle burada Epic Games Store'sa ayrı bir parantez açmam gerekiyor. Gerçekten muazzam oyunlar veriyorlar çünkü. Just Cause 4 de bunlardan birisiydi. Ve daha öncesinde de Batman serisini vermişlerdi. Batman'in biliyorsunuz Arkham serisi çok sağlam oyunlardan oluşuyordu. Ve bu oyunların hepsini birden aynı anda verdiler arkadaşlar. Dolayısıyla nereyi takip edeceğinizi bilirseniz ücretsiz olarak muazzam oyunlara kavuşmanız çok da zor değil. Burada sizlere Epic Games Store'sa da bir üyelik açmanızı tavsiye ederim. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.